Değer seyirciler, Sabi Samur'la memleket meselesinin bu haftaki konuğu Demokrat Parti. Neden Demokrat Parti? Neden burada Demokrat Parti'yi ağırlıyoruz? Çünkü yıllardır Türkiye'de muhalefet olarak görülmemiş bir kongre yaşandı Ankara'da. Bunun bu masada değerlendirmesini yapacağız. Gerçekten olağanüstü bir kalabalıktı. Bunu masaya yatıracağız. Kırat tekrar şahlanıyor mu? Uyuyan dev uyanıyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Merkez sağ nerede odaklanıyor? Yetkili ağızlardan birebir duyacağız, sizlere ileteceğiz. Bu noktada yanımızda Genel İdare Kurulu üyemiz Sayın Zekai Alper var. Efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sabih Bey. Aynı şekilde Dalaman'ımızın Güzide hanımefendi başkanı, Demokrat Parti ilçe başkanımız Sayın Mükerrem Demirkıran. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim WorldTürk ekranlarındasınız. Eski ismimiz Ege Televizyonu. İsmen değişikliğimiz oldu. Uydudayız. Dünya çapında Almanya dahil olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere izleniyoruz. Dolayısıyla bizler sizleri tanıyoruz ama sizleri tanımayan kitlelere öncelikle askerdeki kısa künye gibi Zekai Alper kimdir? Aziz Türk milletiyle paylaşalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yüksek sesle şöyle gür sesle. Tabii ki tabii ki. ben aslen Muğla merkezde doğdum, büyüdüm ama ailem Ortacalı. Evet. Sonuç itibariyle ben de bu toprakların bir evladıyım. Sakarya Altınlı'yım. Siyasete 22 yaşında gençlik kollarından başladık. Yani yaklaşık 22 yaşında, 21 yaşından beri gençlik kollarından başlayan, ilçe yönetimlerinden başlayan, ilçe başkanlığı, il yönetim kademe kademe. Tabii, il teşkilat başkanlığı, il başkanlığı derken. Tabii bu arada adaylıklarımız da oldu. 2015 seçimlerinde milletvekili adaylığımız oldu. İki dönemden beri de Sayın Gültekin Uysal Genel Başkanımızla beraber Genel İdare Kurulu'nda çalışmaktayız. 14. olan genel kurulumuzda tekrardan Genel İdare Kurulu'nda görev aldık. Gültekin Bey'le inşallah biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Kırat şahlanıyor mu dediniz. Artık o biz şahlanmayı olmuş kabul ediyoruz. Tekrardan yollara düşüp bu şahlanışı tam bir yoluna sokarak inşallah iktidarı da sonuçlandırmak i̇nşallah. İstiyoruz. Hayırlısı. Mükerrem Hanımcığım sizi dinleyelim. Evet. Seyircilerimiz tanısın yüksek sesle. Ben de Dalamanlıyım. Emekli hemşireyim. Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra toprağımıza döndük. Siyasetle tanışma işte yeğenlerin ilçe başkanı, bir dönem ilçe başkanı olmaları Doğu Demokrat Parti'de, hatta AK Parti kurucu üyeliğinde de bulunan kuzenler, işte akrabalar dolayısıyla tanıştım. Ve şu anda da ilçe başkanı olarak sürdürüyorum. Hep beraber bu işi götürüyoruz, götürmeye çalışıyoruz. Şimdi sevgili seyirciler buraya heyet olarak geldiler. Sağ olsunlar. Benim tanıdıklarım var, tanımadıklarım var. Bir önceki dönem ilçe başkanımız da buradalar. Bir önceki dönem ilçe başkanımız Sayın... Kimler geldi efendim şu an sizleri izleyenler? Onları da bir tanıtalım Sayın kısaca. Sayın Hamdi Çakır bir önceki dönem ilçe başkanımız. Kendileri burada. İl Teşkilat Başkanımız Muğla burada. Zekai Bey burada. Hepimiz buradayız yani. Buradayız. Burada olmayanların da çeşitli nedenlerden dolayı. Ekip tamam. İşte evet, evet. Okuyan var. İşte başka yerde görev yapan arkadaşlarımız var. O nedenle bu şekilde katılımla gerçekleştirdik. Şimdi kongreye girmeden önce çünkü detay olarak Zekai Bey'le yoğunlaşacağım. Devraldınız. Devraldıktan sonra haliyle bir seçim yaşandı. Adayınız oldu Demokrat Parti olarak. Sonrasında yeni bir sayfa açtınız. Bir açılış yapıldı Sayın Milletvekilimiz ve evet. Genel Başkan gelmek üzere hoş bir açılış oldu. Sonrasında da zannediyorum aktiviteler başladı, kayıtlar başladı. Evet, elimizden geldiği bu kadar. Bu dönemde neler yaptık? Yani kısaca. Elimizden geldiği kadar işte basınla halkımıza ulaşmaya çalıştık. Yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Diğer ittifak partileriyle yapılan şeylere ortak deklarasyonlara katıldık. Şu anda da işte yine kendi kongremizi yaptık. Bundan sonra da yeni gelen üyelerimizle, yeni katılan arkadaşlarımızla muhtemelen Ankara bir yol belirleyecektir. Onlarla beraber yukarıdan aşağı tabana doğru artık çalışmaları yaymaya başlayacağız. Başladık da diyebiliriz bugün itibariyle. İnşallah. Peki. Ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Zekai Başkanım, şimdi Muğla'dan geliyorsunuz. Muğla çok önemli ama aynı zamanda
GİK olarak da genel merkez Ankara'da göreviniz var. Evet. Dolayısıyla tabii ki Muğla'da olduğumuz için Muğla'yı konuşacağız ama genel idare kurulu olarak da Ankara genel merkezle ilgili, faaliyetlerle ilgili, işte meşhur binanızla ilgili biliyorsunuz tacizler oluyor. Kamuoyunun doğru yanlış bildikleri, sizin özel kamuoyuyla paylaşabileceğiniz bilgileri böyle kısım kısım gidelim. Ama öncelikle o söylemiş olduğunuz Kıraat Şahlanı yolu kısmından yola çıkalım. Hı hı. Yaşamış olduğunuz 14. olan kongre beklediğiniz gibi geçti mi? Neler yaşandı? Söz sizin. Şimdi konuşmaya başlamadan önce biz biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında, evet, 6 partinin 28 Şubat'ta yayınlamış olduğu bir deklarasyonu var kitapçık halinde. Ben bunun bir tanesini Sayın Genel Merkezimizden size getirdim elinizde çok, bulunması çok vesilesiyle. Çok teşekkür ederim. Hem siz faydalanırsınız hem de kanalınız, evet, vasıtaları vatandaşlara doğru bilgiyi direkt iletmiş olursunuz. İlk önce burada toplam 6 güzide partimizin, değil mi efendim? Evet, evet. Katılımıyla 28 Şubat 2022'de Aziz Türk Milleti'ne beyan edilmiş ve kitaplaştırılmış. Okuyacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii. Şimdi Sabih Bey, 6 Mart'ta bir kongre gerçekleştirdik. Evet. Tabii bu kongre öncesinde kitaplaştırılmış bu sistem çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bir kısmı var bu işin. Hı-hı. Birlikteliğin. Ama ondan önceden beri gelen partimizin tabanıyla ilgili, halkın bize istekleriyle ilgili çok ciddi talepler vardı. Evet. Biz onun için büyük kongre öncesinden, yani aylar öncesinden, en azından bir 3-5 ay öncesinden bu kongre çalışmalarını başlattık. Çünkü bu kongrede çok ciddi bir kadroyla, yetkin bir kadroyla, çünkü halkımız her ne kadar durumundan şikayetçi olsa da gelecek ekibin kendi dertlerine derman olmasını, ülkeyi düze çıkartmasını ve bizim genel başkanımızın dediği gibi bu yalan talan düzenini yıkacağız söyleminden ziyade bunu yıktıktan sonra da liyakatla bu işi götürebilecek bir kadro özlemi içinde olduğunu biz görüyoruz. Yine bizim Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi çizgisinde bir sözümüz vardır. Bizim davamız makulün tarifidir. Biz bu büyük kongrede bu makul sessizliğin, makul çoğunluğun sesi olmak için çok ciddi bir çalışma yaptık. Evet. Ve bu çalışma malumunuz siyaset artık çok pahalı hale getirildi. AK Parti iktidar döneminde bundan 20 sene önceki gibi, daha önceki yıllardaki gibi gönüllülük esasıyla, ideolojik bağlılıklarla, aile bağlarıyla yapılan siyaseti çok pahalı hale getirdiler. Neden bu kadar teferruatlı bir giriş yapıyorum? Onu da açıklayacağım. Siyasetin finansmanı çok önemli. Evet. Hem genel merkezlerin hem teşkilat yapılarının ve büyük kongrelerin yapılmasının hepsinin bir organizasyonu, bir finansmanı var. Evet. Biz 6 Mart günü hemen hemen Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden, çok da yeni katılımlarımızda biraz sonra Sayın Genelde Kurul üyelerimizden başlayarak diğer teveccühen bize katılan partilerimizde daha yeni dava arkadaşlarımız da size buradan, evet, duyuracağım. Yaklaşık Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 10-15 bin kişinin katılımıyla hiçbir devlet desteği almayan, hiçbir dolaylı arka planından maddi destek almayan, tamamıyla kendi çoluğunun çocuğunun rızkından, kendi ailesinin rızkından ayırdığı paralarla 6 Mart günü bu pandemi ortamında yaklaşık 10-15 bin kişi Demokrat Parti'nin bu yürüyüşüne katılmak için Ankara'ya geldiler. Biz bundan çok mutlu olduk. Ankara'nın Ayazı'nda, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Orada olmanızı isterdim. Evet. Yer yer gözyaşlarıyla seyredenler oldu. Çünkü haber orada vermedi bir kere onu. Verseydi gelecekti. Yani artık onu burada paylaşmış olalım. Onu burada paylaşmış olalım. Yani gerçekten gereksine vizyon gösterildi geçmişe dair. Gerek yeni genel idare kurulumuzla beraber yapacaklarımıza dair oradaki söylemlerimizde gözyaşlarıyla çok ciddi bir kongre yaptık. Burada bizim asıl amacımız gerçekten bu liyakatlı kadroların halka tanıtılmasıyla ilgili ilk adım olmasıydı. Size bazı mesela
isimlerle ben bunu söylemek isterim. Hem arkadaşlarımızı burada tekrar genel idare kuruluna katılanlar mı? Şimdi genel idare kuruluna hem katılanlarımız var, evet, hem de gerçekten yani ben burada defaten söylemekte fayda görüyorum. Mesela en son şu anda bu güçlendirilmiş parlamenter sistem kitabımızda, evet, bizi masada temsil eden Sayın Bülent Şahinalp hocamız. Evet. Eski Hazine Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısıdır. Kendisi çok ciddi yurt dışı görevlerde bulunmuştur. Türkiye'nin en seçkin, en liyakatli ekonomistlerinden biridir kendisi. Kendisi tekrar bizde göreve devam etmektedir. Evet. Yine bunun dışında yeni katılan partimize Ali Arif Aktürk, eski BOTAŞ Alım Dairesi Başkanı'dır. Uluslararası hem Avrupa hem İngiltere hem Rusya kaynaklı birçok yerde çok ciddi bürokratik görevlerde bulunmuş. Evet. Ve çok ciddi uluslararası şirketlerin CEO'luğunu yapmış. Türkiye'nin en elit enerji uzmanlarından biri artık bizle beraber çalışıyor. Yine ben burada kendisi pek kameralarla arası iyi değildir ama genel merkezimizde çok sevdiğim Sayın Melih Aktaş hocamdan bahsetmek isterim. Uluslararası ilişkiler konusunda, hı hı, uluslararası istihbarat konusunda, Türk siyaseti ve kamu hakkındaki Türkiye'nin en seçkin akademisyenlerinden biridir. Ben kendisini burada özellikle şahsi olarak sevgimden de dolayı, liyakatından dolayı anmak isterim. Evet. Yani bizim için yine sevindirici olan ANAP Doğru Yol Birleşmesi dönemindeki ANAP'ın eski teşkilat başkanı çok değerli Baki Mert, Abdülbaki Mert Bey tekrardan taşın altına eline soktular. Bizle beraber hareket etmektedirler. Bunun dışında yine geçen Genel İdare Kurulu'nda bizle beraber hareket eden eski parlamenterlerimiz var, tecrübelerinden faydalandığımız. Sayın Muhtar Mahramlı gibi, Sayın Dursun Akdemir gibi, Sayın Mehmet Ali Yavuz gibi, Sayın Ahmet Uyanık gibi, Sayın Ahmet Uyanık Venedik Komisyonu çalışmalarında bulunmuş, Türkiye Petrolü Anonim Şirketi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığında bulunmuş enerji konusunda. Çok ciddi, evet, hem bürokratlar, evet, kıymetli insanlardır. Bu arada biraz önce siz de yayın öncesinde de konuştuk. Tabii bazı siyasi geçişler de oluyor. Tabii. 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Faik Tünay'ı da büyük kongremizde rozet taktık. O da bizle beraber artık yürümek evet istiyorlar. Yalova eski belediye başkanımız bizlerle tekrardan AK Parti'den yapmıştı kendisi. Artık biz de hareket etmek istiyorlar. Sona bıraktığım isimlerden biri de kamuoyunun yakından bildiğini tahmin ettiğim Sayın Doçent Doktor Bilecik Üniversitesi'nden Sayın Serhan Yücel'dir. Uluslararası ilişkilere siyaset bilimcisidir ve özellikle Demokrat Partisi, Adalet Parti, Menderes, Demirel üzerine yani yayınları vardır, kitapları vardır. Çok uzun bir aradan sonra zaten partilimizdi, kendine katıldı demeyelim. Tekrardan bize güç vermek için bizlere katıldılar. Bunun dışında çok yani ismini saymak istedim, yaklaşık 50 kişilik bir genel idare kurulu üyemiz var ama yani ben bunları sadece vatandaşımız, demin uzunca bir açıklamadan sonra bu isimleri ver. Yani çok ciddi bir kadroyla ekonomiden enerjiye, kamu düzeninden siyaset bilimine kadar çok liyakatli bir kadro ile biz halkımızın karşısına çıktık. Halkımız da tabanımızda eksik olmasınlar, gerekli teveccühü gösterdiler. Yani dediğim gibi bir Mart ayında 10-15 bin kişinin toplamak kendi imkanlarıyla. Bizim evet bir belediyemiz yok. Bir bütçe kaynağımız yok. Evet. Yani imece usulüyle doğru. Bizim babalarımız anlatır 1946'nın 7 Ocağı'nda bir cuma günü dualarla kurulmuş bu parti. Allah'ın izniyle bu 2022'de de aynı dualarla devam ediyor. Burada tabii siz söyleyince biraz daldım. Gültekin Uysal sürecini kafamda tahayyül ettim. Şöyle bir olay vardı kamuoyunda. İşte genç bir lider gelmiş. İşte bu esnada tabii Kırat bir sürü süvar değiştirdi. Gültekin Uysal'a gelene kadar. Haliyle başka noktalarda çok güzel işler yapmış kişiler maalesef parti yönetiminde başarılı olamadı. Olmadı. Neyse onun detayını sizler daha iyi biliyorsunuz. Gültekin Uysal için de ya gelecek, har vurup harman savuracak, işte mevcut düzende o da bir şekilde yolunu bulacak, gidecek, işte parti binasını satacak vesaire vesaire. Bir sürü şeyler söylendi. Fakat bakıyoruz bugün dağıldı denen, işte kendi de nasıl milletvekili oldu, meclise kapağı attı denen kişi tam tersi, hakikaten saygı duymak lazım,
bir başarı öyküsü yarattı. Demokrat Parti'yi her ne kadar bir ayakta dursa da zafer işareti şeklinde dört ayağı da yeri basar şekilde kredi sağlam temelleri oturttu. Yani ben bunu bir vatandaş olarak, Demokrat Parti'li değilim, görüyorum. Bu noktada Gültekin Uysal'ın önüne çıkan sorunlar vardı. Yani özellikle açtığınız maddi sorunlar vardı. Hı hı. Genel merkezle ilgili problemler vardı. Hı hı. O noktada bu başarı kısmına döneceğiz ama o kısımları da açmanızı istiyorum. Özellikle genel merkezle ilgili nasıl oyunlar oynandı, bunu nasıl bertaraf ettiniz veya etmeye çalışıyorsunuz halihazırda, bunu da kamuoyuyla o bilgi kirliliğini engelleme babında müsaade ederseniz açalım. Tabii çok da önemli bir konu. Siyasetin finansmanı ile ilgili çok önemli bir konu. Genel merkezimiz malumunuz biliyorsunuzdur Balgat'ta, bir tarafı AVM'ler bölgesi, bir tarafı Dışişleri Bakanlığı, bir tarafı Konya. Çok önemli bir lokasyonda. Bu binada bize Anavatan Doğru Yol Partisi birleşmesiyle rücu etmiş, Demokrat Parti'nin genel merkezi olarak kullanılmakta. Buranın çok değerli olmasından dolayı, işin açıkçasını da söylemek lazım. Sayın Melih Gökçek, bir hiç kimsenin haberi olmadığı, bize de bir bilgi verilmediği bir anda, şu andaki televizyonlardaki bilgi şu: burası sanayi depolama atık alanı ama ilk önce burayı bir kültürel alan ilan etti. Bu hukuksal bir süreçle devam etti. Kazanıyoruz, üstündeki uygulamayı değiştiriyorlar. Kazanıyoruz, üstündeki uygulamayı değiştiriyorlar. Ve en sonuna gelinen nokta, burayı kentsel dönüşüm. Yok, kentsel atık depolama alanı yaptı. Sanayi depolama atık alanı yaptılar. Orayla da mahkemeliyiz. Şu an orayı da mahkemeye verdik. Siyasetin finansmanı önemli diye girmemdeki sebep de işte çok değerli bir arazi olduğu için. Yani ileriye dönük bir finans gücü yaratabilir Demokrat Parti'ye. Bu finans gücüyle siyasetini finans edebilir. Ciddi adaylar bulabilir. Kendini çok daha iyi ifade edebilir diye buraya çok ciddi bir engellemeyle karşı karşıyayız. Ama burada Sayın Mansur Yavaş'ın hakkında ben vermek isterim. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na geldiği günden itibaren burada yapılan hukuksuzluğu kendi görmüştür, kabul etmiştir. Sayın Genel Başkanımız da bunu paylaşmıştır. Ama maalesef ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki çoğunluk hala Cumhur İttifakı'ndadır. Evet. Ve her türlü girişimimize rağmen bu uygulamayı kaldırmıyorlar. Yani burada bizim Genel Başkanımızın güzel bir tabiri vardır. Yani diyor, sadece FETÖ'den kalma, uyguladığınız hukukları bıraksınız, biz gene razıyız diyorlar. Yani ben de bunu aynen naklediyorum. Yani bu FETÖ'den devraldığınız hukuksuzluğu bıraksanız bizim için kafidir. Yani burada çok ciddi bir sıkıntı içindeyiz. Gelelim güzel kısımlara. Finansmanla ilgili problemler ortada. Fakat bu size gem vurmuyor amiyane tabirle. Tam tersi kamçılıyor. Bunun getirisinde, bunu illere, genel idare kurulu üyesi olduğunuz için soruyorum. Nasıl yansıtacaksınız? Bir halka açılımlar olacak mı? Genel başkan ve sizler sahaya inecek misiniz? Nasıl söyleyeyim? Hedef aldığınız bölgeler var mı? Yol haritanız nedir? Tabii ki. Şimdi tabii bu bir kongre sonrası, her kongre bir tazelenme, bir yenilenme, tekrardan teşkilatların ayağa kalktığı bir tetiklenme anlarıdır. Ama bu demek değildir ki bir dönem önce bu yoktu. Biz gerçekten yani üzerine bir şeyler katıyorsunuz. Tabii katarak gitmeye gayret ediyoruz. Tabii bunun zorluğu da şu, bir pandemi dönemi yaşadık. Üzerine bir ekonomik kriz yaşadık. Tabii son birkaç aydan beri de işte bu Ukrayna Rusya krizi gibi şeyler. Ama biz buna rağmen Türkiye'de birçok noktada çok ciddi yerlerde temaslar halindeyiz. Siyasi geziler halindeyiz. Yani ben yılbaşından öncesinden beri Genel Başkanımızla biz yaklaşık, yani size şöyle tarif edelim: Amasya, Samsun, Ordu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Aydın, ki kendi bölgemize yakın yerlerde daha teferruatlı programlarımız da oldu. Bir Manisa programımız oldu. Sarıgöl'ünden, Gölbent'inden, Turgutlusu'ndan, Alaşehir'inden çiftçilerle buluştuk. Evet. Üreticilerle buluştuk. Her bulduğumuz mikrofondan küçük mitingler halinde Sayın Cemal Engin yurdunda katıldı. Onun da sempatik tavırlarıyla, genel başkanımızın vurucu konuşmaları, çok ciddi mitingler yaptık. Biz bunu Muğla'da da yaptık. Muğla Seydi Kemer'de, Fethiye'de Karaçulha halinde sabah 7.30'da 8'de üreticilerle buluştuk. Ulusal medyada Sayın Cemal Enginyurt olsun, Sayın
Gültekin Uysal bu gezilerimizden çok bahsettiler. Ama bahsettilerden kastım bize verdikleri dakika kadar, zaman kadar. Maalesef ki ulusal medyada da biraz, hele hele ana akım medyada, zaten bize karşı bir ambargo olduğunu biz çok net biliyoruz. Demokrat Parti müseccel markasına bir ambargo olduğunu çok net biliyoruz. Velhasıl Sabih Bey her türlü zorlamalara rağmen, baskıya rağmen biz yolumuzu emin adımlarla devam etmekte kararlıyız. İnşallah milletimizin desteğiyle de biz Millet İttifakı'nın en önemli parçalarından biri olarak milletimize hizmet vermek için de yolumuza devam edeceğiz. Şimdi enteresan bir olay, genel başkanın şiir gibi bir konuşması var. Kendine has bir, biraz Osmanlıca, biraz birbirine bir harmanlıyor. Saatlerce de konuşabiliyor. Fakat milletvekilinin de kendine münhasır, şahsına münhasır bir üslubu var. Gün geliyor, zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor. Yani öfke patlaması yaşanacak diye beklerken tebessüm edebiliyorsun. Onları siz söyleseniz ne oluyor olur falan. Ne diyorsunuz bu yorum, usul? Şimdi tabii Sayın Milletvekilimiz Cemal Engin Yurda da buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Cemal Bey kendine münhasır, kendi üslubu olan çok enteresan bir siyasetçi. Ama şunu söylemek isterim. Ben kendini şahsen de tanıdığım için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet. Bu nüktedan, bu çok can alıcı, kendi üslubuyla konuşmasına rağmen çok ciddi bilgi sahibi, birikim sahibi ve entelektüel derinliği çok yüksek bir insan. Yani özelde oturduğunuz zaman tabii televizyondaki siyasi konuşmaların dışında gerek yani ordu milletvekili ve ordulu olmasa bile gerek Karadeniz, gerek Türkiye'nin 7 coğrafyasıyla ilgili, dış politikasıyla ilgili, ekonomisiyle ilgili çok derin bir bilgi sahibi olduğunu biz yakinen de özel konuşmalarımızdan da biliyoruz. Ama tabii halkımız Cemal Bey'in üslubunu sevdi. Partilerimiz de sevdi. Şöyle diyebilir miyiz başkanım? Tabii tabanın başkanım. Sesi. Tabanın sesi diyebilir miyiz? Tam anlamıyla tabanın sesi diyebiliriz. Yani vatandaşın çarşıda, pazarda bir siyasetçiden duymak istediklerini onların diliyle söylemeye gayret ediyor. Bunda da çok başarılı yani. Asıl şey gibi, tatlı sen, hani Hulusi Kentmen rol modeli var ya, Babacan, yeri geldiğinde parmağını sallıyor, yeri geldiğinde güzel bir üslupla konuşuyor. Aslında isterseniz aşırı derecede Türkiye gerildi siyaseten, kutuplaştı. Bundan iktidar da şikayetçi, enteresan. Muhalefet de şikayetçi. Ama sonuçta beraber doğruldu bu çocuk. Şimdi sürekli parmak sallamak, sürekli çatık kaş, halk yoruldu. Yoruldu. Tekrar o savaş yok ki barış diyelim ama hani o ortamın yeşermesi gerekiyor. Tekrar insanlar şu an düşünsenize Süleyman Demirel'in, efendim Bülent Ecevit'in, rahmetli yine aynı şekilde Erbakan'ın eski videolarını alıp paylaşıyorlar. Aa ne güzelmiş diyorlar. Evet. Şimdi o eskilere olan özlemi her gittiğimiz yerde herkes de dile getiriyor. Ama Gültekin Bey ile ilgili de ben Sayın Genel Başkanımla ilgili de bir ilavede bulunmak isterim. Buyurun. Gültekin Bey Türkiye'nin özlemiş olduğu siyasi dili kullanan, zarafeti ön planda tutan, mümkün olduğunca üslubu bozmadan mesajlarını vermeye çalışan genel başkan ve siyasetçi. Ama ülkenin geldiği noktada bazen, ki bu büyük kongrede de Sayın Gültekin Bey'in verdiği sert mesajlar vardı. Onları da ben buradan dile getirmek isterim. Yani çok eleştiri konusu oluyor. Bir Demokrat Parti Genel Başkanı nasıl böyle bir şey söyler diye mesela. Devri sabık yaratacağız sözünü altılı ittifak masasında en gür sesle söyleyen. Devri sabık. Devri sabık yaratacağız. 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 Ama tabii bunu da hemen arkasından destekleyerek, ki evet, biz de altına imza atıyoruz, genel tabii başkanımızın arkasındayız. Bu devri sabık lafı aslında merkez sağda çok kullanılmaz. Çünkü buna çok muhatap olmuştur. Çok acılarını çekmiştir. Ama bu geçtiğimiz 20 yılda
yaşadıklarımızın hesabını sormayalım da ne yapalım diyoruz. Yani şu anda dedemiz bizim bu. Evet. Ama devr-i sabık derken dedemiz, devr-i sabık hukuk içinde, adalet içinde, gerçekten suça karışmış, devletin imkanlarını şahsına, siyasi menfaatine, partisine kullanmış. Hiç saklamadan da söylemek lazım ki beşli çeteyle beraber çalışmış, ülkenin kaynaklarını talan etmiş, herkese biz devri sabık yaratacağız diyoruz. Evet. Yani bu kibar üslubunun yanında hiç ağzını bozmadan çok ciddi eleştirilerimiz de sağ olsun Genel Başkanımız dile getiriyor. Bir yanda Cemal Bey, bizim ekran yüzümüz, güler yüzümüz, halkla temas yüzümüz. Bir yandan da Gültekin Bey bizim bir devlet adamımız, başbakanımız, başkan adayımız. Biz ikisinden de çok memnunuz. Şimdi bu noktada belki siz tahmin ediyordunuz, biliyordunuz ama tahmin etmeyen yüzlerce kişi var. Bahsettiğiniz 10 bin, 15 bin kişiyle ki şu an ekranda görsel olarak da gösteriyoruz. Muhteşem bir kalabalık. Yani diğer partilerin de gıptayla izlediği bir olay. Şimdi bu noktada kulaklarını çınlatalım. Eski Başbakanımız Sayın Tansu Çiller hissetti mi? Ne oldu da sizlerle temas kurdu? Neden Demokrat Parti ve ardından Adalet Partisi ile görüşme ihtiyacı hasıl oldu? Amacı nedir? Tansu Çiller ne yapmak istiyor? Bu bizi çok üzen konulardan biridir. Hatta en başta gelen konulardan biridir. Tansu Hanım yıllarca bu partide siyaset yaptı, milletvekilliği yaptı, genel başkanlık yaptı, başbakanlık yaptı, milyonlar kendisini destekledi. Birçok salonda da kendisini partilerimiz takip ettiler, alkışladılar. Evet. Ama bunu üzülerek söylüyorum, genel başkanımız da bunu söyledi, ben de bunu söylemekte hiçbir beis duymuyorum. Yani bizim misyonumuzdan operasyonel kiralama mantığıyla AK Parti tarafından çok kullanılan siyasi olmuştur. Tansu Çiller de bu siyasi meftalardan birisidir. En kibar sert bir şekilde. İhtiyacı var mıydı? Yani sonuçta ombudsman olarak değil mi? Siyaset üstü olabilirdi, kalabilirdi. Şöyle açıklayayım. Yani bunlar tabii sert sözler ama maalesef ki gelinen nokta bu. Yani iki tane evladının, genel başkanımız bunu Türkiye'ye zaten büyük kongremizde açıkladı. İkbalini düşünen bir anneye bir saygı gösterebiliriz, anlayışla karşılayabiliriz. Ama artık bu misyonun üstünde tepinmeyi lütfen bıraksın. Kendisinin Yenikapı mitingine nasıl davet edildiğini, kendisinin bu misyonda bunca yıldan beri büyük tevazuyla çağrılmasına rağmen neden gelmediğini, tüm siyasi kulisler bilmektedir. Evet. Tansu Çiller ne milletini özlemiştir, ne siyasi olarak verebileceği bir hizmeti vardır. Operasyonel bir kiralama mantığı içinde siyasete dönmek istediğini söylemektedir ve halkta hiçbir karşılığı da yoktur. Ben bunu üzülerek söylüyorum. Bu 10-15 bin kişilik salonda hiç hoş karşılanmadığı gibi ben kendisiyle birebir görüşen, yani bunu da söylemekte bir beis yok. Şu andaki partilimiz, eski dostlarımızla konuş, kendisini uyardılar. Yapmayınız. Biraz önce anlattığım tüm taltifleri, geçmişi kendine hatırlatarak yapmayınız. Sokakta insanlar size selam vermezler. Bu misyonun insanlarla sokaklarda bir daha buluşmanız mümkün olmaz. Veya başınıza şöyle şeyler de gelebilir. Dediği zaman kendisini gülümseyerek başını öne eğdiğini söylüyorlar. Dostlarına söyleyecek sözü kalmamış bir Tansu Çiller'in milletine ne söz olabilir ki? Bu hareketi aynı zamanda milletini de acıttı. Yani ona bir dönem gönül veren insanlarımız vardı. Milleti de acıttı. Tek bizi acıtmadı yani. Milleti de acıttı. Sabih Bey, burada Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nın içinde olmasının çok ciddi ayağı yere basan sebepleri var. Evet. Bunlardan en başında olanı da bizim daha önce Ankara'da bir toplantıda dile getirdiğimiz istişare toplantısında, yani dörtlü taksirle başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın ve parlamenter başbakanlığın birbirinden ayrılması, tarafsız cumhurbaşkanlığı için Demokrat Parti dönemin Cumhuriyet Halk Partisi ile çok ciddi bir mücadele verdi. Bir demokrasi mücadelesi verdi. Yukarıda Allah var ki o dönemin kanunlarıyla her türlü imkanlar elinde iken Sayın İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi, onlar da bu işin sonunda bunu kabul ettiler.
Bu bir demokratik konsensus sonucunda, Demokrat Parti'nin büyük mücadelesi sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kabulüyle bir mutabakatla biz geldik. Demokrat Parti'nin en büyük misyonlarından biri kuvvetler ayrılığı, hak, hukuk, adalet, yargı sisteminin ayrılması, tarafsızlık, Cumhurbaşkanı için sonuç itibariyle dar ağacında can vermiş bir misyondan bahsediyoruz. Yıllar sonra ki biz referandumda da Sayın Genel Başkanımızla parti olarak çok çalıştık. Elimizden geldiği kadar bu başkanlık sistemiyle ilgili Türkiye'nin 7 coğrafyasında mitingler yaptık. O zaman nasıl söyleyeyim size, yani Aydın'dan başlayarak Antalya, Konya, Ankara, yani kendi bölgemizin her tarafında çalıştık. Şimdi yani ne gerek AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ne Tansu Hanım'ın yapmış olduğu bu hamlenin Demokrat Parti, Anavatan Partisi misyonuyla hiçbir bağlantısı yoktur. Ben bunu buradan tekrardan bizi dinleyen herkese söylemek isterim. Canlar verilmiş bu uğurda bir davaya bu şekilde karşı durmak akıl alır gibi değil. Siz Demokrat Parti olarak sonuçta burada güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında ilk toplantı 28 Şubat'ta gerçekleşti. 26 Mart'ta yine ikinci yuvarlak masa toplantısı gerçekleşiyor. Burada sizin öngörünüz nedir? 7. veya 8. parti katılacak mı? 6 olarak mı devam edecek? Arada şimdi değişik söylemler oluyor. İşte Ahmet Davutoğlu'nun enteresan bir söylemi oldu orada. Hı hı. Sayın eski başbakan, evet biz burada bir platformda bir araya geldik ama bu ittifak anlamında değildir. Belki başka ittifaklar söz konusu olabilir şeklinde. Buradaki Demokrat Parti'nin duruşu, bakış açısı nedir efendim? Evet, herkesin kafasında soru işareti olan kısım da bu, yanılmıyorsam. Tabii burada Deva Partisi ve Gelecek Partisi bu altılı masada güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakatın içinde yer aldılar. Burada bir problem yok. Burada bir çalışmanın içinde kendi kurmaylarıyla beraber geldiler. Ama geçen seçimlerde yaşamış olduğumuz Millet İttifakı'nın içinde Saadet Partisi, biliyorsunuz İyi Parti, CHP, Demokrat Parti olarak var idik. Yine bu dört partinin bu ittifakın içinde olacakları çeşitli üsluplarla anlatılıyor. Ben de biraz da nükteden Sayın Cemal Enginyurt'tan alıntı yapayım. Biz kimle, evet, kimle olacaksınız diye soruyorlar bize diye, işte eline 700 bin dolarlık saat takanlarla olmayacağız, vatandaşın hakkını yiyenlerle olmayacağız diye. Tabii olmayacaklarımızı anlatınca zaten nerede olduğumuz bizim Cemal Bey'in anlat. Ama İyi Parti ve Gelecek Partisi, İyi Parti diyorum pardon, Deva ve Gelecek Partisi de tabii bu mutabakat masasının artık içindeler. Evet. Ama tabii ki üst kurullarımız ve en sondaki genel başkanların şekillendirmesiyle buna bir son bir cevap verilebilir. Son noktaya gelinebilir. Ama benim gördüğüm, yani bizim gördüğümüz tabii ki bu masanın bu altılı ittifak ile beraber gideceği, Millet İttifakı'nın kapsayıcılığının daha da büyümesi gerekirse bununla ilgili de kapsayıcılığını devam ettireceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi burada görünce aklıma geldi, aslında bu konuyu da açmak istiyorum. Hatta bu konuya özel hukukçularla ilgili bir program da yapmak istiyorum ama siz de hazır ağırlamışken 29. sayfada bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yine yargı sistemiyle hakimlik ve savcılık mesleğiyle ilgili burada açıklamalar var. Şimdi suç unsuru olmayacak şekilde şöyle bir soru sormak, kaydımı bile getirmek istiyorum. Hukukçu olmanızı biliyorum. Bunu vatandaş olarak sorayım. Siz de lütfen vatandaş olarak cevap verin. Bu sabah bir lokal bir olay var. Vatandaş bir kavgayı ayırmak için müdahale ediyor. Karşı taraftan ateşli silahla vuruluyor. Gözünden işte bir yıl çıkmıyor, kalıyor. Geçici değil, kalıcı bir körlük oluşacak vesaire. Ve çıktığı mahkemede de vuran kişi serbest bırakılıyor. Tahliye edilmiyor, serbest bırakılıyor. Şimdi ne oluyor? Yani pandemiden dolayı mı insanları biz tutuklamıyoruz? Başka bir şeyler mi var? Yoksa Avrupa Birliği muktesebatı çerçevesinde işte bizim yargı sistemimiz Avrupa ile uyum sağlama adına mı
biz bu kararları veriyoruz. Yani suçlu suçunu çekmiyor. İşte vuran vurduğuyla kalıyor. Kör olan kör olduğuyla kalıyor. Evet, kadın yani cinayetlerinde de böyle. Garip günler yaşıyoruz. Evet. Tabii ki yargıya, hukuka saygımız sonsuz. Sonuçta hakim diye bir kurum var değil mi? Hakimlik kurumu var. Onlara saygımız sonsuz. Ama diğer taraftan da canı yanan insanlar var. Adaletin gerçek anlamda tecelli etmesini istiyorlar. Gerek Demokrat Parti olarak, gerek şahsınıza münasip. Ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi bir örneklendirme yaptınız. Yani bir laf vardır, şu vukuundan beter diye. Yani olmadığı halde olmuş gibi algılanan bir şey olmuş olmasından daha kötüdür diye. Şu anda Türkiye'de 10 kişiyle konuşsak örneğin, bunun 8 tanesi Türkiye'deki yargıya ya güvenmediğini, artık ya da yargı sistemini yozlaştığını, çürüdüğünü düşünüyor. Bu olmasa bile olmuş olmasından daha kötü bir kere psikoloji yaratıyor. Yani hakimlerimizin burada yazılı coğrafi çalışma garantileri yok. Birçok FETÖ operasyonundan sonra haklı olarak birçok şeyler yapıldı tabii. Yani yapılması gerekenler yapıldı ama daha sonraki liyakatsız ve çok şaibeli atamalar yapılıyor. Daha önce şaibeli karar vermiş kişiler diyeyim, yani hukukçular üst mahkemelere atanıyor. Yani bir sarayın yargısı var şekline gelmiş. Tabii bu baştan aşağı bu sistemi yenilemeden, yani baştan aşağı derken tabii ki A'dan Z'ye değil ama revizyonu yapılmadan bu tip yaşadığımız, her şey yolunda olsa bile tereddüt içindeyiz. Doğru. Yani aslında doğru. Bunu tarif etmeye çalışıyorum. Yani burada ne olmuş mesela? Siz söylediniz diye söyleyeyim. Ben kendim bunu çalıştığım için söylüyorum mesela. İşte hakimlik teminatının güçlendirilmesi, coğrafi teminat güvencesi verilmesi, hakimlik savcılık mesleğinin tam bağımsızlığı için birbirinden ayrılması, hakimler savcılar kurulun ayrılması gündemde. Ben başlık olarak söyleyebilirim hukukçu olmadığım için. Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ayrı bir adli kontrol koluk teşkilatının kurulması gibi, çevre mahkemeleri kurulması gibi bazı olayların yoğunluk içinde gitmemesi için, özel yargılama usulleri ve özel yetkili mahkeme uygulamasına son verilmesi gibi, yani size birçok şeye var yani. Bunların hepsi Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu, çoklu baro sisteminden vazgeçilmesi yani gibi. Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun, mesela özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun iki daireye ayrılması söz konusu. Yani bunları siz incelersiniz, daha iyi görürsünüz. Hesap verilebilir olması. Biraz önce yine bahsettiğiniz konuşmanızın içinde Avrupa Birliği müktesebatına göre bundan sonra hakimlik ve savcılıklarda Avrupa Birliği müktesebatına uymayan, Avrupa Birliği'ndeki İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen karar ve içtihatlara uygun karar vermeyen yargı mensuplarının hepsinden terfisinden siciline kadar bunlar kanuna çerçevelenecek. Yani bir üst mahkemenin kararını tanımayan bir alt mahkeme, Avrupa mahkemelerini tanımayan Türk mahkemeleri, yani bu uluslararası alanda ülkemizi çok zor duruma düşürüyor. Ama olayı getiriyorlar devamlı. Bugün yine bir haber kanalında gördüm, Sayın Soylu. Kendisine de selamlar söyleyelim. Bizim de tanışmıştığımız, siyaset yapmışlığımız vardır ama işte Sorosçular diyor. İşte çıkıyor Adalet Bakanı başka bir şey söylüyor. Ya ülkelerin ciddiyeti vardır. Ülkeler bu uluslararası hukuk anlaşmalarına, ekonomik anlaşmalara, siyasal anlaşmalara imza atarlar ve bunlar bağlayıcıdır. Ve siz bu bağlayıcı kararlarla ilgili tereddüt yaşarsanız inandırıcınız kalmadığı gibi güveniliriniz de kalmaz. Bu sistemdeki bu değişiklikleri biz öngörüyoruz. Tabii bunu hukukçularla daha iyi istişare edecektir partiler. Biz de ona da selam gönderelim. Yine Genel İdare Kurulumuz Ali Serdar Eriş Bey var. Bizim hukukla işlerimize ilgilenen, ilk bu altılı masanın ilk toplantılarına katılan. Biz kendisine soruyoruz bunlarla ilgili, bir fikir alıyoruz. Yani maalesef bu algıyı kırmak için başta iktidar değişikliği var. Sevgili seyirciler, yoğun bir şekilde Demokrat Parti'yi konuştuk, masaya yatırdık. Faydalı olduğuna inanıyorum. En azından bir uydu televizyonunda çok geniş kitlelere, Muğla etabında, Ankara etabında gerek Dağman İlçe Başkanımızla gerek Genel İdare Kurulu üyemizle sizlere seslenmeye çalıştık. Malum Ramazan ayı gelecek. İnşallah hep beraber idrak etmeye çalışacağız. İmkanlar nispetinde. Türkiye'nin ekonomik koşulları da ortada. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bu noktada son 5 dakikamız, toparlayacağız. Mükerrem Hanım, Ramazan'la ilgili bir hazırlıklarımız var mı? İlçe başkanlığı olarak neler yapacağız, neler planlayacağız? Ramazan ayı halkımıza, tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun inşallah.
Biz üyelerimizle, Dalaman halkıyla birlikte, Demokrat Parti üyeleri, bizi destekleyen herkesle birlikte birlikteliğimizi hiç ara vermeden devam ettireceğiz. Gerek toplantılar, gerek işte iftar, Ramazan iftar yemekleri olsun, bu tür şeyleri sürdüreceğiz. Biz her zaman buradayız. Bilgi edinmek isteyen, şey yapmak isteyen herkese bilgi vermeye biz devam edeceğiz. Hiç kesintisiz olarak neyi öğrenmek istiyorlarsa, ne hakkında bilgi almak istiyorlarsa biz her zaman burada varız. Var olmaya devam edeceğiz. Ekonominin sıkıntıları ilklerimize kadar işledi. İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle bunun da altından kalkacağız. O günleri de birlikte yaşayacağız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet hanım, tekrar. Evet, Sayın İlçe Başkanımızın dediği gibi kısa bir süre sonra Ramazan'ı idrak edeceğiz. İnşallah Ramazan ayı Muğla'mıza, milletimize, Müslüman alime, dünyaya iyilikler getirsin diyelim. Size de çok teşekkür ederiz bu nazik davetleriniz için. Zaman birdenbire aktı. Çok şey konuştuk evet. Ama daha konuşacak çok şey de kaldı. Bir dahaki deneyelim. Tabii ki, tabii ki. Yani ülkenin içinde bulunduğu, tarımın içinde bulunduğu, hayvancılığın, ekonominin, sağlık sektörünün, yani başta ilaç tedariği, hastaneler, kamu iktisadi özel teşebbüslerinin uzun vadeli kiralanmasıyla yaşayacağımız ilerideki zorluklar, altın, döviz fiyatları, tabii ülkenin can alıcı, can yakıcı çok sorunları var. Ama biz tabii Demokrat Parti odaklı bir program yaptık bugün. Evet. İşte başlıklarını saydığım konularla ilgili yenilere kurumumuz başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarımız çalışmakta. İnşallah biz de genel merkez olarak Ramazan'da Türkiye'nin dört bir yanına pandemi kuralları çerçevesinde halk sağlığını tehlikeye atmadan çeşitli iftarlarla, ziyaretlerle, tabi bu ziyaretlerimizde odalar olacak, sivil toplum örgütleri olacak, Millet İttifakı'nın içindeki diğer siyasi partiler olacak. Tabi onların da ortak paydası olması koşuluyla 7 coğrafi bölgemizde Edirne'den Ardahan'a biz inşallah bir çalışma startını vereceğiz. Önümüzdeki hafta genel olarak kurulu toplantımız var. Görev dağılımlarımız yapılacak. Çalışma planlarımız hazırlandı. Bütün vatanımıza, vatandaşımıza, Muğla'mıza inşallah hayırlı bir kongre geçirmişizdir diyelim. Tüm Muğla halkımıza ve Dalaman'da olduğunuz için Dalamanlılarımıza da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Demokrat Parti'yi ağırladık. Faydalı bir sohbet olduğuna inanıyorum. En azından kafadaki soru işaretleri, öyle miydi, böyle miydi? Birinci ağızdan duyduğunuzu düşünüyorum. Devamı gelecek. Her hafta Savi Samur'la memleket meselesinde değişik parti, konuk ve konularda sizlerle buluşacağız. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.